geldiniz. Hoş bulduk. Ne hoş var bulduk. Ne yok? İyi misiniz? Her şey iyi. Her şey yolunda. Görüşebildiniz mi hafta sonu? Evet, görüştük. Sohbet ettik, konuştuk, gezdik. Gezdiniz. Nerelere İyidir. Gittiniz? Bilmem, öylesine işte baş başa İstanbul'un tadını çıkardık birazcık. Sohbet ettik, konuştuk, eğlendik. Güzel. Evet, ben de cuma günü... Evet, bir sürprizden bahsediyordum. Cuma günü söylediğim gibi bugün sürprizle geldim. Yüzüğe benzemiyor. Sürprizle geldim. Umarım kabul eder. Şimdi vermek istiyorum izin verirseniz. Tabii ki. Buyurun. Çok büyük bir şey dedi cuma günü ama öyle küçük bir kutu. Bir şey yok ki. Bir şey yok mu? Aa, ciddi olamazsın. Ne o ya? Ne o? Gerçekten. Çok harika bir şey. Beş taş falan mı aldın? Ne yaptın? Hayır, tam da benim hayatta en çok sevdiğim bir şey. Ay, ne kadar heyecanlandım. Ne yaptın bu, Ali? Ne aldın böyle? Bu sadece benim sürprizlerimin... Bir küçük olanı. Yani küçük başlangıcı biri. Değil. Başlangıcı. Ya ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Herkes merakla bekliyordur değil mi? Nedir o? Ben de gösterme. Al git. Al git. Ya biliyor musunuz hayatta? Yani biz bir bilseydik ona göre bir ya, şey diyeceğiz ama. Ya aslında bu hediye harika bir şey. Ama yani böyle bir şeyi nasıl kabul edebilirim ki? Gösteriyorum o zaman. Ya bu hediye beni acayip mutlu etti ama ben bunu hediyeyim. Merhaba. Ali doğru mu görüyoruz? Evet doğru görüyoruz evet. Valla. Araba anahtarı. İlk önce beyaz bir gelinlikten önce beyaz bir araba hediye etmek istedim. Umarım kabul eder. Beni mutlu eder. Bu neyse önce Naz'ın tepkisini alalım da biz bir şey demeden. Tabii ki bu çok güzel düşünmüş. Çok büyük bir hediye. Çok mutlu oldum ama bir taraftan da kızdım. Ne için? Anlamadım. Yani benim senden istediğim bu değil ki. Yani ben senden maddi olarak bir şeyler istemiyorum. Tamam sen bana düşünmüşsün, bir hediye almışsın ama keşke bu evleneceğimiz zaman olsaydı. Keşke sen bana daha romantik, daha... Bu zaten... Bir ilk başlangıç diye. Başlangıç sen böyleyse tamamen devam. Tamamen yanlış anladın beni. Bu sadece bir hediye. Zaten yarın daha güzel bir sürprizle geleceğim. Ama bu biraz hani daha bir hafta olmadı Ali. Çok büyük bir hediye değil mi yani? Bir şey söyleyeceğim. Güzel anlamda. Her şeyin en iyisine layık bence. Mutlaka ama... Teşekkür ederim bana değer vermişsin ama gerçekten ben... Biz daha bilmiyoruz ki evlenecek miyiz, evlenmeyecek miyiz? Ben yani daha 4-5 gündür tanışıyoruz. Ben bu hediyeyi kabul edemem. Yani... Nedenini sorabilir miyim? Neden kabul edemezsin? Çünkü...
Ben seni sen olduğun için kabul ediyorum. Senin varınla, ne bileyim mülkünle, paranla, arabanla değil. Gözüm arabada da değil, parada da değil. Bana sadece sevgini ver. Ama bu içimden geldi benim almak. İlk önce zaten beyaz bir gelinlikte görmek istiyorum. Keşke önce onu yapsaydık da sonra bunu bana hediye verseydin. Bu zaten sürprizlerin başlangıcı söylediğin. Tam bir şey söyleyeceğim. Diyelim ben bunu aldım. Yarın öbür gün evlenmezsek ne olacak? Sen neden öyle düşünüyorsun ki? Ya öyle bilmiyorum bir şeyler mi var yani, aklında? Hayat işte. Ne olacağı belli değil ki. Ben tamamen emin olduğum için bu adımları atıyorum zaten. Senin aklında başka bir şeyler mi var? Hayır, ne alakası? Olmayacak gibi bir şeyler. Hayır, hayır. Ya şimdi yarın ne olacağı belli değil ki. Evet, yani ayrılırsanız ne olacak o hediye Ali? Yani bir de tam mutlu edici bir hediye. Bana değer verdiğini gösteriyor. Ama ben senden kendime karşı saygı, sevgi, bana bunları, huzur vermeni istiyorum. Bunları zaten ben sana veriyorum. Ve elimden gelenin daha iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah yarın daha farklı sürprizle karşına çıkacağım. Ali, evet bu bir düğün hediyesi olabilirdi. Ne bileyim doğum yapsaydı doğum hediyesi olabilirdi. Ama şu aşamada böyle maddi değeri yüksek hediyelerle değil de daha çok manevi şeylerle etkilemen daha doğru olurdu. Böyle şeyler çünkü başka türlü anlaşılabilir. Belki kendi kişiliğinle, karakterinle, duruşunla, sevginle, yaklaşımınla onu etkilemen daha doğruydu bence. Sonra beraber çalışırsınız, alırsınız. Olur ilerleyen zamanlarda evlendikten sonra özellikle. Bir şey söyleyeceğim. Şu an için çok erken böyle bir hediye. Zuhal Hanım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir Gaye abla konuşsun. Pardon. Zuhal Hanım, Naz'ı ben tebrik ediyorum. Çünkü çoğu genç kız onu örnek alıyor. Bu hediyeyi kabul etmeyerek güzel bir şey yaptın. Çünkü çok erkendi. Sadece sen sevgini istediğin için ondan sevgi verseydin daha fazlasıyla daha makbule geçerdi. Ben Naz'ı tekrardan tebrik ediyorum. İyi bir örnek olduğun için. Teşekkür ederim. Demir abi. Bana da çok saçma geliyor şu anda bu anahtar hediyesi. Ben bunu geri vereyim. Yani ortada fol yok, yumurta yok, hiçbir evet, şey yok. Bir anahtar vererek, maddi bir hediyedir bu. Çok yanlış ve hiç hoş değil. Ya şimdi kötü bir şey yapmış gibi de yorum yapmayalım da sadece beni mutlu etmeye çalışmış ama belki beni denemiştir. O da olabilir. Bir de anahtardan anladığım kadarıyla bir 4x4 bir arabanın anahtarına benziyor. Ben yanılıyor Zuhal muyum? Abla. Zuhal abla. Efendim Muhammed. Ya şu an şey hani yüklenme değil. Şimdi geçen gün sana bir kolye verdi. Ne kadar sevindin, mutlu oldun değil mi? Ama bu onun yerini tuttu mu sana hediye verdiği? Yani biraz evet sen düşünceli davranmışsın. Düşünerek bir şeyler yapmak istemişsin ama sadece yerini ve zamanını karıştırmışsın. Bari belki bir adımlar attıktan sonra bunu yapsaydın daha mantıklı olur muydu? Gene o zaman konuşulurdu. Ama ufacık da bir şey olsa kolye gibi daha iyi olurdu. Yarım elma gönül alma derler. Peki İbrahim? İbrahim'e de verin bir mikrofon. Ali sana bir şey sormak istiyorum. Yani her bir değilin, daha önce sevgilin oldu mu? Yani her sevgiline yani sen araba mı hediye alıyorsan mutlaka... yani çok bilmiyorum ya araba hediyesi o kadar yanlış bir hediye ki bence çok yanlış. Aman büyütmeyin siz de. Bana göre çok yanlış çocuk yani. Çocuk pişman oldu ne kadar, şey, vallahi, ne kadar şey sevinerek gelmişti var ya. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bunun sevinci ne be? Kaç milyarlık araba hediyedir ben olsaydım ölürdüm ağlamaktan. Kabul etseydim o hediyeyi ben. Ya bir de bu çok yanlış bir şey yani bir de ekranda olacak bir şey değil. Sonuçta vallahi, bir sürü insan izliyor. Başkası ne diyor? Diyor ki benim sevgilim de alsın bana. Yok o da bir beklenti içerisine giriyor doğru. İnsanlar. Çok yanlış bence. Evet. Ben de yanlış buldum aslında. Evet, evet doğru olmadı yani. Ama
Yani beklenti yaratır böyle şeyler. Zuhal abla. Efendim? Valla çok özür dilerim ama ben doğru buldum. Çünkü imkanlar doğrultusunda alınan hediyeler değişir. Doğru buldun. Alınan, evet. Beşinci gününde flörtlerinin. Bence doğru buldun. Yok hayır, onun için demiyorum. Ama imkanlar doğrultusunda değişir ki hediye almak. Değişir i̇mkanlar yani. İmkanlar doğrultusunda değişir ama bu şimdi kimden iki insanın ne yaşadığıyla. Şimdi daha 5 gün olmuş tanışalı. 5 gündür tanıştığın kızı araba alırsan. Ne kadar romantik bir adam derler. Ha, sen öyle yorumluyorsan üzülürüm yani senin adına da. Efendim Serkan. Şimdi söyleyeceğim de yani benden öyle bir şey beklemesin şu anda. Size geleceğiz birazdan. Hayır öyle bir şey beklemiyorum. Ama hani ben Naz'ı tanıdığım kadarıyla maddi açıdan etkilenecek bir kız değil. Bence de şu an en iyisini yaptı. Hiç ama hani şeyi de pek etik bulmuyorum şu anda. Peki. Mikrofon açık. Zuhal Hanım. Kim o? Zuhal Hanım. Ümit. Ben hiç senden beklemedim. Pardon o tarafa. Ben de bir soru sormak istiyorum. Sadece kafama takıldı. Tabii ki Ümit'ciğim. Şimdi arabanın değerini bilmiyoruz ama o değerde bir yüzük hediye etmiş olsaydın Naz'a. Ya o para aralığında bir yüzük hediye etmiş olsaydı kimse o yüzüğün değerini bilmeyecekti. Ama şimdi değeri değil. Bunu, tartışılan onun fiyatı değil tabii yani. Tabii ki tabii ki ama bu hani şeyle de orantılı bir şey ya. Kime göre büyük, kime göre küçük. Ben sadece öyle o kafama takıldı. Mesela onu söylemek öyle istedim. Bir yüzük hediye etseydi ben araba hani fiyatına yüzük. Ya o kadar dedi de o fiyat aralığında bir şey. Mesela yüzük şey hediye etseydi ben onu alabilirdim. Çünkü bana sevgisini gösteriyor. Mesela nişanlanmak mı belki istiyor ya da bir karar verdik nişanlanmak mı istiyoruz gibisinden alabilirdim yüzüğü. Hmm. Gerçi nereden biliyorum da ki onun fiyatını. Bu arada alabilirdim ben bunu ama o biraz ben bunu şey tasvip etmeyeyim için söylemiyorum. Anladım, sadece anladım. Başka bir anladım. Açıdan bakmak açısından söylüyorum. Ben arkadaşlar yorumlar yaptı. Teşekkür ederim. Herkesin kendisine göre bir düşünce tarzı vardır. Belki de yaptığım çoğu insana göre yanlış bir şey şimdilik. Belki de erken düşünebilirler. Ben şu an ilerleyen bizim bu yolda ben hiçbir şeyin erken olduğunu düşünmüyorum. Zaten söylüyorlar ya sevgi verse. Ben bunları zaten vermiyorum. İsteyerek vermiyorum. Zaten içten bu kendisi de biliyor. Bunları ne yapıyorsam hepsi içimden geliyor. İsteyerek yapıyorum. Mutlaka. Sürprizlerim şu an buna böyle tepki olduysa ben ileride yaptığım sürprizlere nasıl bir tepki olacak şu an vallahi ben de merak içerisindeyim. Onun için bence maddi değeri değil, pahada ağır şeyler değil, daha manevi duygulara yönelik şeyler yapmanı daha çizane tavsiye ederim Ali'cim. Tabii senin kararın ama duygusal bağda Naz'ın şu an senin sevgine, dürüstlüğüne, güvenilirliğine daha çok ihtiyacı var diye evet. Düşünüyorum. Peki ama her şey yolunda gidiyor. Evet her şey yolunda. Peki o zaman ben sizi şimdilik uğurluyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz. Ali ve Naz birbirlerini tanımaya devam edecekler.